Biliyorum, muhteşem bir bisiklet ama alkışa gerek yok. Hop, sen oradaki. Sen niye alkışlamıyorsun? He? Kardeşim, biz seni alkışlamıyoruz. Sinek yakalamaya çalışıyoruz. Hey, işte orada. Vızz, yöntemlerini geliştirmeleri lazım. Necati, ne yapıyorsun orada? Ne? Yoksa bu gıcır bisiklet kimin diye mi soruyorsun? Yo, ne yapıyorsun diye soruyorum. Bu yepyeni, kornalı, püsküllü, görenleri kıskandıran. Kıskandın değil mi Necmi? Gözlerinden belli. Yo, gözüme keçi tüyü kaçtı. Tesli mi tesli? Azıcık da çikolatalı bisiklet benim. Hayırlı olsun Necati'cim. Güle güle. He, çok mu havalı? Öyle demedi. Haklısınız. O yüzden çalınmasın diye bu alarmı takıyorum. Çünkü çalınırsa çok üzülürüm. İyi yapıyorsun Necati. Ne? Necati çok aç görünüyorsun. Hadi sana yemek ısmarlayalım mı dediniz? Hayır. Hayırlı olsun yeni bisikletim. Necmi, sen zaten davetli değilsin. Necati ne yapıyorsun? Dağıtmasana etrafı. Dünden kalan köfte ekmeği bir yere saklamıştım ama bulamıyorum. Aa, hatırladım. Mideme saklamıştım. Yedin yani. Ha? Bu ses de ne? Aa, biri ekmeğiyle tabağını sıyırıyor. Bu sesi nerede duysan tanırım. Daha çok şeye benziyor. Alarma! Kesin şapşalın birisinin aracı ötüyor. Bisikletim! Bisikletimi çalmayın! Daha su birikintisinden havalı havalı geçecektim. Bisiklet burada. Hırsız yok. Hırsızı çalmışlar. Necati, kapa şu alarmı. Çok rahatsız edici. Şifre bu değilmiş. Bu da değil. Neydi ki? Necati abi, 2 dakika önce koyduğun şifreyi mi hatırlamıyorsun? 4, 2, küçük 9, büyük 7, dolmalı virgül. Yine olmadı. Kafam karıştı. Küçük. Hey sen, bisikleti mi çalıyorsun yoksa? Kendi bisikletimi niye çalayım? En kötü ödün çalırım. Hala duymayan varsa alarm çalıyor. Necati, sakinleş biraz. Sen balon balığı değilsin. Doğru. Necati abi, ne yapıyorsun? Kertenkeleler korkunca kuyruğunu bırakıyordu Halil. Necati, sen kertenkele de değilsin. Fillerin korkunca yaptığı bir şey yok ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Niye böyle saçma sapan tepki gösteriyorsun anlamıyorum. Alarmın şifresini böyle hatırlayamazsın. Şifre ne? Söyleyeceksin dedim sana. Hatırlamıyorum. Sen şapka atamazsın. Ben şapka atarım. Alarm çalıyor. Olay var desene. Bir olay olmalı. Arasak mı polisi, ne dersin? Biri polisi arasın çabuk. Dur, arıyorum. Alo, Ayten ne haber? Akşama ne yemek yapsak? Polisi arayın dedim. Ayten de kim? Benim eşim polis. Adı da Ayten. Eyvah, işe yaramıyor. Şifreyi hatırlayamıyorum. Necati abi, sen en iyisi profesyonel bir yardım al. Böyle olmayacak. Ayrıca şifreyle benim susu suratımın ne alakası var? Oğlum, biz de bu sırada alarmı nasıl kapatırız onu düşünelim. Necmi'ye çok yakıştı bu arada. Öğretmenim. Necati Bey, ben öğretmeniniz değil, psikoloğum. Sırtınızdakinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evden kendi koltuğumu getirdim. Dışarıdakilerin içine ne koyuyorlar bilmiyoruz sonuçta. Telefonda konuştuğumuz kadarıyla söyleyebilirim ki geçmişte yaşadığınız bir travma sonucu hafızanız zorlanıyor olabilir. Dolaptan çıkarsanız size yardımcı olabilirim. Ama fille catile çabuk bozulur. Dolapta saklamalıyız bence. Sizinle bir zihin egzersizi yapalım mı? Ne dersiniz? Belki bu sayede şifreyi hatırlarsınız. O kelimeyi kullanmayın. Egzersiz falan yapmam ben.
Burası rahatmış. Hadi hatırlamaya başlayalım. Ne? Çok mu havalı? Öyle demedi. Haklısınız. O yüzden çalınmasın diye bu alarmı takıyorum. İşte şifreyi koyduğum an. Hadi gidip bakalım. Bu ne? Zihniniz kendine sansür uyguluyor gibi. Bu yüzden hatırlamıyor olabilirsiniz. Kaşarlı sucuklu bir sansüre benziyor. Öz Kral Köy sucukları. Sadece 29.99. Necati Bey, zihninize reklam mı aldınız siz? Tıklıyorum ama açılmıyor. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Boş teneke sesi geliyor sanki. Bu ne demek? Yoksa ben bir zeytin bidonu muyum? Hayır hayır. Devam edelim biz lütfen. Hadi arkadaşlar dağılın. Burada izleyecek bir şey yok. Evet, çünkü izleyecek şey burada. Orada değil. Doğru. Hırsız mı var? Bak alarm hala ötüyor. Duymuyor musun? Şuna bak. Ay, ay hala susmadı. Eyvah, olay çok büyüdü baba. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama bir şekilde çözmemiz lazım. Kardeş baksana. Olay neymiş? Uzaylı devam et. Bekleme yapma. İsterseniz biraz bisikletinizle ilk karşılaştığımız anı hatırlayalım. Onunla ilk göz göze geldiğimizde anlamıştım. Diğerlerinden farklıydı. 5.000 lira. 1.005 lira. 4.500. 4.500. Sonra birden meteorlar yağmaya başladı. O bisikletin tek kurtuluş şansı bendim. Al senin olsun, yeter ki kurtar onu. Burada biraz hayal gücünüzü kullanmış olabilir misiniz? Yo, meteorlar iki teker galaksisinden gelmişti ve tek istedikleri bir bisikletti. Çünkü bizim orada henüz araba icat edilmedi. Devam edelim. İşte burada annem ve babamla kahvaltıdayım. Annenizle babanız keçi miydi? Yo, ben de keçi değildim. Burası da bizim ev değil zaten. Necati, gider misin buradan? Bu benim anım. Sizinle dalga geçtiğini söylediğiniz kilolu fil arkadaşınız bu kişi mi? Ayıp oluyor ama. Neyse, biz çıkalım. Bir saniye, şunu unuttum. Hey! Bize taleplerini söyle. Cik 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 mi? Alo! Komiserim, sanırım kaçmak için bir kuş istiyor. Helikopter mi? Ama cik cik dedi. Baba, benim bir planım var ama çok saçma. Şu olayın neresi mantıklı ki? O zaman beni izle. Pişt pişt. Cik 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 cik. Kapart. Fış. Bunlar ne? Bir de bunlar çıktı. Ne yapıyor bunlar? Alarmla konuşuyorlar. Nereye gidiyorlar? Baksanıza. Nereye gidiyorlar? Fış. Kapart. Fış. Cik 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 cik. Durun. Ne yapıyorsunuz siz? Nasılmış ama? Sana birkaç sorumuz var. Tamam, ilgimi çektiniz. Ama tek soru tek cevap. Yoksa öterim ha. Tamam dur. Şimdi Necati olsa kesin saçma bir şey sorup tek hakkımızı harcardı. Sen de sor. Ne eksiğin var? Emin önündeki Emin kim diye sor. Necati abi önemli anlarda hep kendi kendine konuşur. Sorum şu. Şifreyi koyarken ne söylüyordu? Bilmem. Küçüklüğünden bahsedip duruyordu. Alo Necati. Mevzu küçüklüğünle ilgiliymiş. Tekrar viyuvlamaya başladı. Çabuk geri çekilin. Küçüklüğüm. Necati, ne yapıyorsun evladım? Daha oyun konsolları icat edilmedi. Hadi bak, gel sana ne aldık? Koyna mı aldınız? Bisiklet aldık, korna değil. Oley! Doy duyma! Bisikletim! Necati, bisikletin mi çalındı yoksa? Kilit ya da alarm taktırmanı söylemiştim. Bisikletim! Ama! Necati! Ama seni çalmamışlar! Sen gitmişsin! Necati, yanlış anlama. Ama ben tek başıma oynamak istiyorum. Sen biraz sıkıcısın. Fırfır. 9.995. Durun. Sabahtan beri çizdiğim resmi unuttunuz. Not alıyorum sanmıştınız değil mi? Asıl beni unuttu.
Neyse, bir de beni çizer misin profilden? Necati, hatırlayabildin mi? 9-9-9-5. İşte. Şşt, sen istiyorsan gidip kendi başına oynayabilirsin. Seni tutmayacağım. Hadi bakmıyorum, sen git. E bakıyorsun. Bakmıyorum. Git hadi git. Sen de fırfır gibi terk et beni. Abi niye gideyim ki? Seninle çok iyi vakit geçiriyorum ben. Ha? Gerçekten mi? Necati abi, mutluluktan ağlıyor musun yoksa? Ağlamıyorum. Gözüme keçi Necmi kaçtı. Tey 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 tey. Gördüğünüz gibi en başta neden çaldığım da anlaşıldı. Guguk. Ha, kim? Ben mi? Guguk. Ben Guguk değil, Necati. Beyefendi lütfen Guguk'la Guguk olmayın. Necati gel hadi. Çok acayip modeller var burada. Bu nedir hanımefendi? Durmuş saat o. Günde yalnızca 2 defa doğruyu gösteriyor. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? Efendim? Sınavlarda öyle oluyor hep. Çünkü öyleyse günde 2 doğrusu da kalmaz. Siz küçüğün kusuruna bakmayın. Sınav dönemleri de hep böyle oluyor. Şu perdenin arkasında ne var? Gerçekten bilmek istiyor musunuz? Evet. Guguk. Bu evet demek. O zaman işte karşınızda akıllı saatler. Dede çıktı perdenin arkasından. Akıllı saat değil. Of dede, yine mi burada uyudun? 3 yanlış bir dedeyi götürüyor mu? Kimse beni bir yere götüremez. Yanlış perdeyi açmışım demin. İşte akıllı saatler. Adım sayar, telefonla arar, hem müzik çalar hem haritası var. Düşünmeden konuşmaz, akmaz, kaçmaz, koku yapmaz. İşte en gözde ürünümüz süper müper akıllı saat 5000. Trifil. Rengi mor. Özellikler: meraklı, obur ve esprili. Abana cık. Ha? Anlamadım. Heyecanlanınca böyle konuşuyor da. Ben çeviri yapayım size. Fiyatı ne kadar dedi? 35.000 lira. Necati, çıkıp uf uf kıkıkıs. Atara huturu kuş kış kış koş koş. Daha uygunu yok muydu diye soruyor. Şöyle bir model var ama bu az akıllı bir saat. Az akıllı mı? Sesi çıkmıyor bunun. Hop, müşteri geldi, uyan. Günaydın. Saat kaç oldu? Bu ne kadar peki? 2000 lira. Bu sefer vurguyu yanlış yerde yaptın. Necati, ne kadar paran var senin? Size iyi günler. Gok. Güle güle demek istiyor. Ben akıllı saat istiyordum. Necati, ne kadar paran var dediğimde 50 kuruş 2 de lollipopum var dedim. Bir tane kaldı üstelik. Neyse. Necati abi, ağlama artık. Baksana ne aldık. Akıllı saat almışsınız. Çok teşekkür ederim Remzi, Şakir. Hemen gidip oynayacağım. Yaşasın. Kötü gülüyorum çünkü komik planlarımız var. Evet, benim canım akıllı saatim. Öncelikle sana bir isim bulalım. Senin adın Hüsnü olsun. Hüsnü diye akıllı saat mi olur? Olur. Neyse, hadi seni biraz test edelim Hüsnü. Buradan eve nasıl giderim? Minibüsle. Ben kaç kiloyum? Sen kaç olmasını istersen. En sevdiğim spor aktivitesi nedir? Bu açıdan susama yıklamak. Gerçekten de akıllıymışsın. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu şehre gömülmüş gizli bir hazine var mı? Demek hazine. Peki, o zaman beni kulağına yaklaştır. Daha da. Şaka. Hadi tarif ediyorum, dinle. Beyefendi, iner misiniz kafamdan? Bir sonraki durakta ineceğim. Şimdi hazineyi bulmak istiyorsan 3 metre sonra sola dön. Çalılık var burada. Dön dedim. Kendine başka çalılık bul. Buraya bir ajan sığabilir. Şimdi kendi etrafında dön.
Dönemiyorum ki, iki boyutluyum. O zaman kuzeybatı yönünde 12 adım at. Bakkalına karşı ilk adımı sen at. Bence marketten daha samimisin. İşine gelirse. Şimdi kürekte olduğun yere kaz. Doldur. Kaz. Doldur. Kaz. What? Kazı kovala. Şimdi de hazineyi bulmak için 3 kere bülü bülü de. Bülü bülü bülü. Bir dakika. 3 kere bülü bülü mü? 3 kere bülü mü? Neyse ki saatin akıllı olmadığını anlamadı daha. Sonunda Necati şaka yapan değil, şaka yapılan oldu. Şşt, dur dur dur. Vazgeçtim. Bundan sonra sakın bülü bülü deme. Tamam. Şimdi bandını çıkar. Buldum. Hazineyi buldum üstü, yaşasın. Nasıl yani? Ne hazinesi? Gerçekten hazine mi buldun? Bu yeşil bir mücevher. Hem de koca bir kafa büyüklüğünde. Biraz da peynir kokuyor. Necati, kafamı bırak. Tanju, önce ben buldum hazineyi. Kış kış. Gofretler aşkına imdat. Hüsnü, hazinem kaçtı. İçimdeki bu boşluğu sadece lahmacunla giderebilirim. Lahmacuncu yere tarif ediliyor. İşte benim güzel mücevherim. Seni kimseye vermem. Usta, bakar mısın? Söyle ustam. Sanki usta benmişim gibi ustam diyorsun. Kafam karışıyor. Necati, konudan sapıyorsun. Sana önerdiğim şeyleri sipariş et. Buranın erimiş buzu ünlüymüş. Bana 5 lahmacun, 2 de erimiş buz. Su yani. Hayır, hayır. Akıllı saatim üstü böyle diyeceğim konusunda beni uyardı. Ben su değil, erimiş buz istiyorum. Selami, küreğimi hazırla. Buyur abi, sıcak sıcak. Kamyonetin kilosu 7 liraya düşmüş üstü. Alsam mı? Seçmece karpuz abi, ister misin? Olur, şu olsun. Öyle değil abi, karpuz seçiyor bizde. Bu fili beğenmedim, başka müşterilere bakacağım. Bildiğimin var Necati. Yolla gelsin. Pardon abi, yanlış anladım. Galaksi Federasyonu sana mesaj yollamış Necati. Şimdi okuyacağım mesajı herkese yaymanı istiyor. İş başa düştü. Galaksi Federasyonu'ndan önemli bir mesaj var. Gece yemek yemek sağlıksızsa neden buzdolaplarında ışık var diyorlar. Herkes cevabını hazırlasın. Kasa 3'te buluşalım. Aslında eğlenceli adammış. Çok tuvaletim geldi ama bırakıp gidemiyorum. Benim de. Ama önce uzaylı şakasını yapalım. Çok eğlenceli olacak. Ay, siz hala Necati'ye şaka mı yapıyorsunuz? Şu hale bak. Hadi bırakın oyunu. Salonu toparlayacağım daha. Ama anne, en heyecanlı yerindeyiz. Hazır mısın oğlum? Necati, peşine uzaylılar düşmüş. Hangi peşime? Taksiye atlamışlar. Çabuk kırmızı bir pelerin bulup elma suyu sıkman lazım. Onları ancak böyle yenebilirsin. Bir dakika Hüsnü, telefonum çalıyor. Alo, şu an peşimde uzaylılar var. Umarım söyleyeceğin önemlidir. Hadi oğlum. Necati telefonla konuşurken hemen gidip gelelim. Bu sefer de fırına gönderip turşu suyu mu sipariş ettirsek acaba? Hüsnü, imdat, yardım et. Necati ne oldu? Uzaylılar mı geldi yoksa? Hüsnü yardım et, küçülüyorum. Necati, sakince söyle, neler oluyor? Necati. Sıcak çikolatalarınızı içtiniz mi? Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. O zaman çekilsenize şapşallar. Film çekiyoruz burada. Ben de biz sakinleşelim diye çağırdılar sanmıştım ambulansa. İşte kayıp saatinizi bulduk. Müthiş dedektifler bir bakayı daha çözdü. Repliklerimizi çalmışlar. Ama onu da yanlış çalmışlar. Ayrıca kayıp olan saat değil, Necati abi. Remzi, Şakir, siz misiniz? Necati abi, neredesin? Saatin içine girdim Şakir. Beni buradan çıkarmanız lazım. Necati, biz senin gibi kandırılmayız. Nasıl anladın mikrofonla sana şaka yaptığımızı söyle hadi. Evdesin şimdi değil mi? Akreple oklava üstüme geliyor. Yardım edin. Oklava değil, Necati, yelkovan. Baba, Necati abinin sesi ciddi geliyordu.
bir eve girip kontrol edelim en iyisi. Bunları unutmuşum. Necati abi. Sakin. Çok korkuyorum. Morfinin korkulanları saniye saniye görüntülendi. Ama nasıl olur? Mikrofon burada. Kadriye. Necati geldi mi buraya hiç? Yoo. Gelse görürdüm. Niye ki? Eyvah. Necati. Nasıl girdin saatin içine? En saçma şeyler hep seni buluyor. Bilmiyorum ki Nemzi. Özel bir şey yapmadın. İstiyorsanız anlatayım ne yaptığımı. Necati abi, tek bir nokta atlamadan yaptığın her şeyi anlat bize. Baba, biz de tamamen aynalarını yapıp saatin içine girip onu kurtaralım. Tamam, acele edin. Zaman akıyor. Bıcık bıcık oldu. Tamam, hadi başlayalım. Önce kafamı kaşıdım, sonra yoldan geçen kediye ekmek attım. Miau. Ama dikkatsiz atınca kedinin kafasına gelip kediyi sinirlendirdi. Benle kavgaya tutuştu. Sonra bir damacananın tepesine çıkıp lömpen dansı yaptım. Lömpen, 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 lömpen. Sonra önümden Tanju ve Samet hızla geçti. Son anda onları yakaladım. Şimdi. Samet, gemide kaçak yolcu var. Gemide kaçak yolcu var. Pardon abi, bilet almayı unutmuşum. Sen değil Samet, sen değil. Sonra gelen anketöre saçma cevaplar verdi. Anketimizi doldurmak ister misiniz? Anketörlü telefon isterim. Yaşınız kaç? Şıklarım neler? Sonra havada uçan kuşu yakalayıp vapur peşinden simit kovaladım. Necati abi, emin misin böyle yaptığına? Kovaladım dedim. 5 saat sonra... Kuku! Müşteri geldi! Şşt! Çok yoruldum. Ne olur kısık sesle konuş. Sonra oradan süper müper akıllı saat 5000'i satın aldım. Hediye paketi ister misiniz? Aa! İstedim. İstermişiz. Sonra şifreyi girdim ve... Hayırlı olsun. Aa! Ama... Yeni akıllı saatim için teşekkürler. Necati abi, bizi kandırdın. Hayır, siz onu kandırdınız. Gizlice Necati'yi arayıp haber verdim. Ve sizin için bu şakayı planladık. Ama evdeki mikrofon, Necati'nin sesi... O başka mikrofondu. Biz de mutfakta gizlenmiştik. Ay. Sanırım hak ettik. En azından Necati abime bir şey olmamış. Ha, babam nerede? Ha? Babam faturanın içine girmiş. İçine değil, altına. Aman, ben nereden bileyim? Az akıllı saatim ben. İki, üç. Bu yeni futbol oyunu muhteşemmiş. Bakın ne yapacağım. Baba göbeği gücü. Şakir hızla geldi ve topu çaldı. Şimdi bir kontratak şansı. Şakir, topu at. At Şakir, at. Topu bana at. Necati abi, ne diyorsun? Şakir, ata bak. Hangi tuşlarla oynuyorduk? Tüm tuşlara basıp bölüm geçmece. Habarey. Necati abi, topa vur. Canan boşta. Top bana vuruyor. Şimdi top Canan'da. Önü boş. Geleceğe parlak. Kadriye, dikkat et. Kadriye? Ayol, niye çalışmıyor bu? Ha? Televizyonun kumandasıymış. Rüzgar kuzeybatıdan. Yer çekimi normal. 35 derecelik açıyla sola falsolu vurursam. Ben niye tribündeyim? Sahaya yabancı madde girdi. Sıkıntı yok. Ben ilgileniyorum. Necati, ben değilim. Görmüyor musun? Adam hile yapıyor. Öğretmenim, hile yapan var. Bir dakika, öğretmen benim. Dramatik kaleci atlayışı. Durum böyle. Hilecilerden bıktık. Oyun şirketi olarak bir şeyler yapmanız lazım. Evet. Mesela bana şu oyun karakterini hediye etmeniz lazım. Oy, ne tatlı. Abi, gerçeğim ben, bırakır mısın? Üzgünüm ama yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü kuruluş felsefemize göre herkes oynadığı oyunda her istediğini yapabilmeli. Yetkili biriyle görüşmek istiyorum. O kişi benim. Ne haber? Nasılsın? Bakın, bizdeki tek yasak güreşmek. Eğer güreşmek isterseniz güreş oyunumuzu alıp oynamalısınız. Bu konuda çok katıyız. Ha? Kırmızı alarm! Kırmızı alarm! Sen!
kavanozla güreşen sincap. Kovuldun. Sadece kapağını açmaya çalışıyordum. Bir dakika, bir dakika. Doğru anladıysam oyunda güreşmek hariç her şey serbest. Öyle mi? Kavanoz mu yener, sincap mı? Bence kavanoz. Adı komik çünkü. Tuşları çözdüm sonunda. Madem her şey serbest, ben buraya yazlık dikiyorum. Etrafı açık. Püfür püfür esen. Git başka yerde oyna. Topunu patlatırım yoksa. Ben de ödevlerimi yapıyorum. Necati abi sessiz ol lütfen. Olamaz. Kimse futbol oynamıyor. Etrafımdaki en mantıklı kişi ben oldum. Bu sorumluluğu kaldıramam. Şakir, çabuk bana biraz mantık yolla. Beni yakaladı Necati abi. Sen kaç, kendini kurtar. Hepsi şu bilgisayar korsanı yüzünden. Benim adım da Necati ise onun kim olduğunu bulacağım. Kim adımı Berkecan yaptı benim? Kolay gelsin. Format mı atılacak? Fabrik ayarlarına döndü. Akucuk mu gucuk? Usta, adama niye format attın? Daha bir şey dememiştik ki. Desene arkadaşım. Evet, ne lazımdı? Ne? Oyunda hile yapan biri var. Bana onun adresi lazım. Ben o işleri bırakalı çok oldu. Ne kadar oldu? Öğle arası bırakmıştım. Aram bitmek üzere. 3, 2, 1. Tamam. Hadi bulalım şu adamı. Baba, hani yazlık yapacaktın? Ne oldu? Oyunda tuğla yokmuş ki. Baksana, ne yaparsam yapayım havuz oluyor. Telefon çalıyor. Şu oyunun kontrollerine bir türlü alışamadım. Alo, Necati? Remzi, sesin az geliyor. Çeken bir yere geç. Pardon, bir el atar mısın? Şimdi nasıl? Olmadı. Bir de ben deneyeyim. Remzi, ben şu korsanın adresini buldum ama çok korkuyorum. Aman canım, ne olacak? Yaramaz bir çocuktur kesin. Ondan değil. Yanımdaki maymun kötü kötü bakıyor bana. Cici maymun, tatlı maymun. Kardeşim, 55 yaşındayım ben. Ne cicisi? Muz var mı? İşte burası. Son kontroller, ışık tamam, süper güçlü muhteşem içtiğim aktif. Baba, sende durum nasıl? Ne yapıyorum ben? Oyuncak ayımla konuşuyorum. Babanın gerginken susmayı tercih ettiğini bilmem lazım. Hadi baba, görev başlasın. Alo, Necati, buldun mu korsan kimmiş? Sen olduğuna inanamıyorum. Necati, iyi misin? Necati? Hey sen, Necati abime ne yaptın? Çabuk gel buraya. Oğlum, sınırsız basket topumuz var. Çabuk düşürelim şu korsanı. Beni karıştırmayın şu işe. Ya! O da kim? Necati seviye atladı. Necati, ne yapıyorsun? İn aşağı. Hani bilgisayar korsanlığına karşıydın? Gidin başka yerde uçur. Topunuzu kesin. Anladık, anladık. Topumuzu kesersin. Necati! Resmen hile yapıyor. Baba, saklanacak bir yer bulmamız lazım. Çabuk şu kitapların arasına. Necati buraya asla bakmaz. Burası benim saklanma yerim. Başka yer bulun. Diğer tarafa. Siparişler geldi. Cüneyt, içeri al bizi ne olur, hadi. Biri bize pışpışlıyor. Pışpışlamıyorum. Fıstıyorum. Ama bu ses. Bu renk. Bu yaşlanmış surat. Bembeyaz saçlar. Eksik dişler. Koca burun. Baygın bakışlar. Yeter. Anladınız işte. Peyami'yim ben. Peyami. Peyami baba. Sen miydin hile yapıp tüm oyunu mahveden? Böyle olacağını bilmiyordum. Çok üzgünüm. Bundan uzun uzun zaman önceydi. Peyami dede, rica ediyorum uzun hikayelerinden olmasın. Tamam, tamam. Direkt anlatıyorum. Bundan kısa zaman önceydi.
Al bakalım. Nasıl da uçuyorum ama. Sen olduğuna inanamıyorum. O değil zaten, benim. Ben de damacana nasıl becerebiliyor bu kadar işi diyordum. Kollarım olsaydı görürdünüz. Damacana gücü. Başım döndü, ne olur düzeltin beni. Necati her şeyi görmüştü. Sonrasında olanlar oldu. Çabuk elindeki havucu indir, yoksa yerimde üç kere zıplarım. Dur, bu benim son havucum. Nasıl hile yaptığını gördüm. Ben de çok anlıyormuş gibi her tuşa basacağım şimdi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Her şey açığa çıkmıştı. Ama o daha fazlasını istedi. Daha fazla güç. Dur, o kolu itersen internet kopar. Hile gücünü arttıracaksan bir yandakini kaldırman lazım. Dürüstlüğünü sevdim. Ne yani? Şu an yan yana mısınız? Trabzi, naber? Peyami dedenin ekranından gördüm nerede olduğunuzu. Necmi'ye çamur banyosu yaptırıp... Necati, ver şu mikrofonu. Evet, ne diyordum? Necati'den kurtulmak için bir planım var ama herkesin katılması gerek. Ayrıca hemen yanımda olduğu için planı çizerek anlatacağım. Kertenkele. Hayır. Yoğurtta gol getirir. Hayır. Tahta. Tahtayı değil, üzerindekini gösteriyorum. Gidin başka yerde oynayın. Yanlış. Bir dakika, bir dakika, anladım. Necmi Necati'ye ayran köpürtecek, Şakir de araba lastiklerini balkona asacak, öyle mi? Aman, böyle olmayacak. Taktik maktik yok. Bam bam bam, başlıyoruz. Acaba kimle dalga geçsem şimdi? Niye buluttan geçemiyorum? Abi bulut değilim ben. Kartondan kestiler beni. Bulut grafiği yapmak çok zor. Görev beni çağırıyor karton kardeş. Sana hayırlı işler. Dur gitme, çok yalnızım. Bak yağmur yerine konfeti yağdırabiliyorum bak. Necati abi, hadi gel kolaysa yık bizi. Ne kadar güzel arkadaşlarım var. Sırf ben eğleneyim diye emek harcıyorlar. Gözlerim doldu. Necati, ne bekliyorsun? Hattoyun animal. Animeye döndüm. Yine 10 metreyi 2 dakikada gelecek. Ben de o gelene kadar boş boş konuşacağım. Şimdi! Zeytinyağı! Duramıyorum! Hayda bre! Yo, durun! Güreş alarmı! Güreş alarmı! İşte oluyor. Güreş yasak demiştim. Sizi oyundan atıyorum. Hayır. Başardık. Kendimi sizin için feda ettim. Bir teşekkürü hak ediyorum bence. Hı? Aman ben gidiyorum. Necati ile satranç oynayacağız. Bilgisayar korsanları gittiğine göre sonunda futbola dönebiliriz. Hiç sanmıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl çöp atılır onu göstereceğim. Önce çöpü alın, sonra atın. İşte bu kadar. Hata yapma ihtimaliniz yok. Ama... Hop, dursana yerinde. Hey! Bozuk bu çöp. Ya. Kafama çöp atmayı bırak! Çöp kutumdan köpek çıktı. Köpekten de buz küpleri çıktı. Tuşa basınca limonata da çıkıyor mu? Burnumu benim. Arkadaşlar bu köpek belli ki üşümüş. Bakın burada bir babaanne battaniyem var. Ama çok ağır olduğu için kaldıramıyorum. Yardım lazım. Videomu beğenip paylaşmayı, bir de köpeğe yardım etmeyi unutmayın. Niye kimse Tanju'ya yardım etmiyor Remzi? Ne? Hırsız mı var? Çabuk bir şey yap. Abi ne yapabilirim ki, ben vazoyum. Dur, koku saldırısı yapayım. Lahmacun koktu. Lavantalı lahmacun. Bayılırım. Necati sen miydin? Ne yapıyorsun gece gece? Tanju sokakta üşüyormuş.
Yardım etmeyenlere internetten kızıyorum. Az sonra da ayran kapağı patlatma oyunu oynayacağım. Necati iyi de sen niye gidip yardım etmiyorsun? Çünkü ben bir sürü üzgün surat bıraktım videonun altına. Bu ne anlama geliyor? Üzüldüğüm anlamına geliyor Remzi. Babanın yine saflığı tuttu Şaki. Abi yastığım ben. Ama bence de haklısın. Aman ne yapıyorsan yap. Beni uyandırma da. Arkadaşım burada kocaman açık pencere var. Sen ne yapıyorsun sinek gibi? Kış kış. Piş 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 piş. Dünkü pijama partisine beni nasıl çağırmazsınız anlamıyorum. Pijama partisi o. Sen kapşonlu giysini hiç çıkarmıyorsun ki. Kesin bir şey saklıyorsun. Doğru söyle. Kafanda saç yerine makarna mı çıkıyor? Ah ne kadar güzel bir gün değil mi? He? Sen gülücük mü yolladın az önce bize? Babam yakala. Bedava gülücük. Yakalayın. Şuraya bakın. Çok mutluyum. Kalpler havada uçuşuyor bildiğin. Ben de çok heyecanlıyım. Midemde kelebekler uçuşuyor. Kelebek değil bunlar. Evet kelebek değil. Midem. Cüneyt de suratsız bugün. O her zaman suratsız değil mi? Ben de yollayacağım. Telefonum bozulmuş. Necati ne saçmalıyorsun? Sana saçma surattan yollayacağım. Peki benimki niye olmadı? Yavaş olun kardeşim. Anten yetmiyor hepinize. Teker teker yollayın şunları. Bugün de matematikte durum böyle. Bir sürü eğri var. İşte oklar, moklar, yükselip alçalanlar. Bakın bu ok şuradan başlıyor, hop buraya kadar geliyor. Soner Bey, ben matematikten şikayetçiyim. Çok ses yapıyor. Ayrıca bizim apartmanda hep komşularla tartışıyor. Hanımefendi lütfen söz kesmeyelim. Matematik Bey, ben Soner Bey'den şikayetçiyim. Çok ses yapıyor. Ayrıca bizim stüdyoda hep seyircilerle tartışıyor. Bir dakika. Arkadaşlarımdan uyarı geldi. Şimdi konuşan seyirci çok şapşalmış. Annemden de bir uyarı geldi. Sabah sütümü içmeden çıkmışım. Ayrıca çok özel bir haberimiz var. Az sonra. Böyle şöyle. Yani doktor lazım. Evet arkadaşlar. Tehlike büyük. Eğer konuşurken sadece telefondan ifade yollarsanız ve yüz kaslarınızı kullanmazsanız duygularınız yok olabilir. Arkadaşlarımın uyardığına göre doktorumuz kocaman bir surat ifadesine dönüştü. Arkadaşlarım panik yapmamamız konusunda uyarıyor. Bıktım bu uyaran arkadaşlarımdan. Panik yapın. Herkes panik yapsın. Surat ifadesi. Bu neydi şimdi? Filmlerde kötü olayları hep televizyondan duyuyorlar. Ama biz evde değiliz. O yüzden televizyon dükkanının önünde duruyoruz. Ben bu rengarenk şekilleri çok seviyorum. Hem bip sesi de geliyor bak. Bip. Televizyonun kalitesi de amma kötüymüş yalnız. Zar zor gördüm. Al işte televizyoncuyu alattır Remzi. Oy şu tatlılığa bak. Cartoon Network kanalını açayım mı sana? Arkadaşım bu kadarı da fazla. Ağlayacaksanız da kendi suratınızla ağlayın. Başka suratlar getirmeyin. Doğru. Bana surat yapma. Ya da yap. Ama şu komik palyaço suratı var mı sende? Ondan yapsana. Yok böyle olmaz. Bu millet şaşırmış. En iyisi Mirket'e gidip bir soralım. Bakın. Böyle dokununca sinirli surata dönüşüyorlar. Necati. Gitsek iyi olacak. Tam da tahmin ettiğim gibi. Dolmaları gece dolaba kaldırmayınca bozulmuş. Yapacak bir şey yok. Ben buzdolabına koymadan yiyorum hepsini. Aslında evdeki buzdolabını satsam mı? İçine bir şey koyamadan bitiyor yiyecekler. Mirket abi sana anlattığım konu daha önemli. Lütfen ilgilenir misin? Neyse. Tamam. Bir inceleyelim şu suratları. Necati tüpü koy bakayım şu mikroskoba. İlginç görünüyorlar. Mor hücreler. Kulakları var. Merhaba. Necati çek elini oradan. Şurada bilim yapmaya çalışıyorum. Al Mirket abi. İhtiyacın olan tüp. Acilen neler dönüyor öğrenmemiz lazım. Şimdi anlayacağız neler olduğunu.
Evet. Bir çeşit surat ifadeli, şekilli, küçültük, değişik bir hastalığa benziyor. Bu gördüğünüz surat ifadelerine sakın yaklaşmayın. Oo, çok tehlikeli diyorsun. Yani bu elimdeki tüple oynamamalıyım, öyle mi? Böyle de atmamalıyım, değil mi? Hop, hop. Pardon, ne olur sinirlenme. Necati, ne yaptın sen? Eyvah, Mirket domates el işleme döndü. O da böyle sinirlenince kızarırdı. Kaçın! İşte, şurada gülen suratlar var. Onlar kesin iyidir. Bunlar gülen surat değil, gülmekten ağlayan suratlar. Bence ağlamaktan gülen surat bunlar. Çok ağladık, biraz da gülelim demişler. Bu ne şimdi? Belki arkası dönüktür. Arkamızı dönemediğimizi hala öğrenemedim bir Şakir. Bak, sağa sola oluyor. Takla bile atıyorum ama arkamı dönemiyorum. Ben karton bir karakterim. Böyle alkış tutulmaz. Biraz neşelen. Yıldız mı? Zararsız gibi. Bir yıldız ve bir ninja yan yana geldi. Bu dünyanın en tehlikeli ikilisi. Daha Necati ve Poğaça ikilisini görmemişler. At duru Kimbona'ya koşa baka. Bu tarafa, bu tarafa. Üstümüze geliyorlar. Çekilin, çekilin. Yoksa şapşal suratı üzerinize atarım. Necati, Remzi'yim ben. Şapşal surat değil. Pardon. Buraya gelin. Taş konuştu. Yok abi, taş hiç konuşur mu? Ses şuradan geldi. Koşun. Şimdilik burada güvendeyiz. Neden acaba? Bence burada internet yok, o yüzden. Ben niye dördüncü çöpten değil de buradan çıktım? Necati, çekil, sıkıştım. Dur, tekrar girelim. Bu sefer olacak bence. 3, 2, 1, hoparey! Demiştim. Bir şeyler yapmamız lazım. Böyle çöpten farkımız yok. Benim bir fikrim var. Ne zaman zor bir duruma düşsem bir yerden gofret bulurum. Sonra paketini açmadan 30 gün yanımda taşırım. Sonra? Sonra son kullanma tarihi geciktiği için yiyemeden atarım. Çünkü paketin içindeki paket kadar güzel olmaz. Tanju, burada saçma lafları ben söylerim. Lütfen replik çalma, davulları çal. Çünkü Şakir bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyor. Peki. Tanju abi doğru söylüyor. İçindeki her zaman dışındaki gibi değildir. Yoğurt da içecek değildir. Ama su karıştırıp içmesini biliyorsunuz. Şunu diyorum. Fark ettiyseniz içlerinde farklı olan bir tane var. Üzgün surat. Belli ki bir şeyler ona doğru gelmiyor. Belki onu kazanabilirsek bir şansımız olabilir. Ben yakındaki parkta görmüştüm bir tane. Bana bakıp üzülüyordu. Bıyıklarımı kıskanmış olabilir. Hedef orada. Sessiz olmalıyız. Nasıl yani? Böyle mi sessiz? Necati! Öğretmenim. Tanju çok ses çıkarıyor. Necati arkada! Necati abi kaç! Acele edin. Geldik sayılır. İşte üzgün surat orada. Bir dakika. Tanju nerede? Musluktan çıkarken gofreti ıslandığı için ağlıyordu en son. Aman! Boş verin Tanju'yu. Kardeş, niye üzgünsün? Söylesene bize. Islandım ve üşüyorum çünkü. Duymadın mı? Anneciğim. Her şey rüyaymış. Ne oldu? Her şey rüyaymış Remzi. Gülen suratlar bizi kovalamıyormuş. Ne gülen suratı? Ne kovalaması? Dolmalar bozulmamış. Ayrıca yarın pazartesi de değilmiş. Yarın pazartesi Necati. Necati! Ne işin var ya burada? Evine gitsene. Necati dur. O babaanne battaniyesi. Çok ağırdır. Bir yerini sakatlayacaksın. Babaanne gücü. Başardı. Benim için yaptı. Teşekkür ederim Necati.
Necati, artık üşümüyorum. Ha? Üşümüş ve ıslanmış bir fil. Ey millet, kimse yok mu? Üşüyen file yardım edelim. Yardım edelim. Necati, uyutmasınlar. Yeter! Ninjalar, görünmez sincaplar ve dans eden brokoliler. Çok güzel filmdi. Keşke baştan izlesek. Necati, zaten bitmedi film. İkinci yarı var daha. Oo, ben de hakem niye bitiş düdüğü çalmadı diyordum. Ben de filmi izlemeye geldim. Maç yönetmiyorum. Hocam, hatırım için kırmızı kart gösterir misin Remzi'ye? Sarı da olur. Hatırın için olmaz. Görüntüleri izlemek lazım. Neyse, Şakir'den telefon geldi. Anahtarı yokmuş. Eve gidip onu beklemem gerekiyor. Bana da köyden salça gelecekti. Onu beklemiştim. Meğer salça gelirken Mersin'den mola vermiş. Ekmeğe sürüp yemişler. Hadi Necati, ben gidiyorum. Filmin sonuna yetişirim. Oo, işte görüntüler geldi. Hocam, buz gibi kırmızı. Hocam, buz gibi kırmızı, görmüyor musun? Göster kartı göster. Kırmızı kart. Oley! Bravo, bravo. Çok güzel filmdi. Kusura bakma kardeş. Kafana mısır fırlatmışım. Sıkıntı yok. Ben de mısırım. Kardeşim, kimi alkışlıyorsun? Seni duyamazlar. Zaten tüm film boyunca konuştun. Filmdeki brokoller de konuşuyordu. Onlara bir şey demedin ama. Arkadaşım, huzursuzluk çıkaran sen misin? Biletini bir göster bakalım. Eyvah! Remzi'de kaldı biletler. Ciklet versen. Parfümlü mu? Hayır, nanesiz. Olmaz o zaman. Biletini göstereceksin yoksa gidemezsin. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Alo Remzi. Arkadaşım, burası sinema, sinema. Telefonla konuşmasana. Şşt, bağırma, sinema burası. Ay, çok affedersin. Necati, Şakir gelmedi hala. Film bitti mi yoksa? Sonunda ne oldu? Güvenlik biletim olmadığı için beni yakaladı. Bırakmıyor. Aa, çok acayip bir sonmuş. Dansçı brokoliler pilavla arkadaş olabildi mi peki? Remzi, film değil bu. Sinemada mahsur kaldım diyorum. Yedek dürümlerim de bitti. Acilen biletleri buraya getirmen lazım. Bir dakika, Şakir'e bağlanıyorum. Alo Şakir, okul çoktan bitti. Nerede kaldın? Evde seni bekliyorum bir saattir. Baba, şey... Oh, Şakir bu. Şakir, yolladığım komikli videoyu gördün mü? Necati abi, meşgulüm biraz. Ata binen bir kedinin salatalık görünce korkudan takla atmasını izlemekten daha önemli ne işin olabilir ki? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Dengeleyiciler, kötü. Yaptığımız deney biraz ters gitti de. Biraz mı? Şuradaki karpuzun üçüncü kolu çıkmak üzere. İki kolun bacağım olması da yeterince garip değil mi? Aç kafa yaptınız mı? Ha? Yaptık. Bantla yapıştırmayı denediniz mi? İlk denediğimiz şey o oldu. İyi de beni bantlamanın deneyle ne alakası var ki? Çünkü çok panik yapıyorsun. İşte böyle. Panik! Canan okul bittiğinde dengeleyici maddeyi cebinde unutmuş. Onun gelmesini bekliyoruz. O buraya gelmeden eve gelemem. Necati abini kurtarman için eve gelmen lazım. Nasıl hallediyorsan hallet. Alo Canan, nerede kaldın? Canan mı? Bu işin sonu bakkal Fikri'ye kadar varırsa şaşırma. Bilet görevlisi Aylin teyze hastalanmış. Onun işlerine yardımcı oluyordum. Adamın biri biletini göstermemekte ısrar ediyor. O yüzden güvenliklerin yerine de ben bakıyorum. Dengeleyici maddeyi getirmen lazım. Babam beni bekliyor. Üzgünüm. Bu iş hallolmadan gelemem. Tamam tamam, şöyle yapalım. Ben şimdi güvenliği oyalayacağım. Sen de bana bir bilet kap gel. Ben zaten güvenliyim. Necati abi? Herkes karede. Ben niye üçgenin içindeyim? Eyvah! Durum kötü. Remzi, biletleri getir. Kurtar beni buradan ne olur. Ya da dur. Ben senin karede geliyorum. Necati dur, bekle. Tamam, şu anahtarı Şakir için bir yere saklayıp geliyorum. Bir saniye. Bir saniye doldu. Alo, alo. Yoksa sular mı kesildi? Necati abi, ne alakası var sularla? Sular kesilmiş. Musluğu kurcalarken anahtarı lavabonun içine düşürdüm. Yani önce Şakir'in gelmesi lazım, yoksa kapı dışarı kalırız. İyi de ben de Canan'ı bekliyorum. Sırayla sorunlarımızı çözmeyi deneyelim. Yoksa sonsuza kadar döngüde kalacağız. Önce ben deniyorum. Güvenlik tepeme çıktı da biraz. Ayıp olmasın şimdi. İndir beni. Sen çıktın zaten. Ben çıktım ama inemiyorum. Aklıma bir fikir geldi. Madem size bir film borcum var, izlediğim filmi size iade edeceğim. Arkadaşım, kıyafet mi bu iade ediyorsun? Nasıl yapacaksın onu? Baştan sona anlatacağım. Bak şimdi, bir tane sincap var. Tamam mı?
Bir sabah uyanıyor, bir bakıyor görünmez. Tabii bakıyor ama kendisi de göremiyor. Muhteşem sevinçli. Çünkü üstündeki tişörtü de lekeliymiş. Leke de görünmez olmuş. Dur, ne olur dur. Aa, sen de aynı filmdeki pırasa gibi sinirlendin. Oyuncu potansiyeli var sende. Bak ne diyeceğim. Bir film çekeyim, başrolü sen oyna. Ödeşelim. Ha, şimdi ilgimi çekmeye başladın. Sonra o filmi de izleyelim. Ama yine biletim yanımda olmasın. Ve yine mahsur kalayım. Anneciğim. Şimdi de ilgimi kaybetmeye başladın. Ben role giriyorum. Ninja kostümünü kendimiz mi getiriyoruz? E hani ben ninja olacaktım? Şşt, pırasaları alamaz. Hadi son sahne kaldı. 3, 2, 1, fırtırı fır, 36, löpür. Hatırlayamadın değil mi? 3, 2, 1, kayıt diyeceksin. Kayıt. Ha, kayıt. Ha, şaşırdın değil mi? Seni kurtaran pırasa en başından beri bendim. Şimdi de dünyayı kurtarmaya gidiyorum. Bravo, bravo. Şşt, sinema burası, bağırma. Asıl sen bağırma. Şaşırdım ben. Hadi izleyelim. Perdeye yansıtıyorum. 3, 2, 1, kapır. Kayıt diyeceksin, kayıt. Neyse, başlıyorum rolüme. Ha? Bu kadar zamandır kendini mi çekiyordun? Aa, ben de fil kostümü giydin sanmıştım. Madem öyle, hiçbir yere gidemezsin. Ha, bu ses ne? Başarısız oldu. Ha, başarısızlar tamamım ama kırmızı çarpıdan hiç hoşlanmam. Hayır. Pekala, Necati başarısız olduğuna göre sıra bende. Bir ayağım kapıda. Azıcık uzanırsam yetişirim herhalde. Ha? Huysuz Cüneyt, sen ne yapıyorsun? Anahtarımı almadan bakkala gidiyorum. Çekil yolumdan. Tamam tamam. Bacaklarımız dolanmasın ama. Dikkat et. Çok az kaldı. Başarısız oldu. Bu ne? Al şunu üstümden. Affedersin. Remzi başarısız oldu. İşler daha ne kadar kötü gidebilir? Sakin ol kumpir. Deney Mirket abinin kontrolünde. Baksana cihazı elleriyle tutuyor. Ne cihazı? Dikiş yapıyorum ben. Canan dengeleyici maddeyi getirmediği sürece hiçbir şey kontrolümde değil. Canan gelemiyor. Alternatif bir çözüm lazım bize. Hiçbir şey olmamış gibi evlere dağılalım. Necati abi sabah süpürür. Biz de dikiş dikelim. Dengeleyici madde için yağmur dansı yapalım. Aman ne dengeleyici maddeymiş şu da. Ananas koyuyorum ben onun yerine. Ne olacaksa olsun. Uçan ananaslar. Uçabiliyorum. Konuşabiliyorum. Aman ne başarı. Ha? Ben de moral bozabiliyorum. Başarısız oldu. Son çare ben kaldım. Dengeleyici maddeyi yollamalıyım ama nasıl? Acaba Necati abi ne yapardı? Simit çay yapardım. Sonra da dökülen susamları parmağımla toplardım. Niye Necati abiden akıl alıyorsam zaten? Sanırım buldum. Sıra bende, sıra bende. Beni de fırlat. Necati abi sen gerçek değilsin, hayalsin. Ne olur bir kere denesen. Ha, işte geliyor. Şu laboratuvara doğru yaklaşmakta olan bir cisim var. Şu çocuğun cisme çok ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Ha, sen gıcıklık kotanı doldurdun mu bugün? Evet abi. Önce sabaha kadar kaklayıp herkesi uyandırdım. Sonra da vapurdakilere sataştım. Ben daha bir şey yapmadım bugün. O zaman sıra bende. Ay, niye böyle bir şey yaptınız? Abi Martıyız biz. İşimiz gıcıklık yapmak. İş başa düştü. Dur sana bir türkü okuyayım da keyfin yerine gelsin. Kalk 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 kalk. Hemen geri dön. Dur çabuk. Abi yanlış cümleler kuruyorsun. Çok biliyorsun. Sen bir şey söyle madem. Abi cüzdanın düştü abi. Nerede? Oh. Hey bir dakika. Benim cüzdanım.
kazanım yok ki. Şu an gerçekten bu mu sence önemli olan? Her işi benim mi yapmam lazım yine? Kadriye gücü! Anne? Anne tabii. Sen çabuk o dengeleyiciyi buraya getiriyorsun. Anne kızması. Tek zayıf noktam. 3 saniyen var. Şimdi git tabağındaki brokolileri bitir. Hemen. Bir dakika. Ne tabağı ne brokolisi? Bu saçmalığa bir son vermenin zamanı geldi. Abla ben de gideyim mi? Hiçbir yere gitmiyorsun ananas efendi. Daha seninle işimiz var. Gidiyor. Abla ben at değilim ama çok ikna edici bağırdın. Dıgıdık 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 dıgıdık. Sen geç bakayım şöyle. Remzi sen de benimle geliyorsun. Göster biletini. Ben güvenliyim. Sen göster biletini. Ben de biletim. Sen göster güvenliğini. Of, iyice şaşırdı Necati abi. İşte biletler. İşte biletler. Ben güvenlik. Ben var gitmek. Sonunda bölüm bitmek. Aa Şakir ananas olmuş. Hiç söylemiyorsunuz. Necati boş ver şimdi ananası. Döngüyü kırdık, kurtulduk. Oley! Üzüyorsunuz insanı. İnsan mı dedim ben? Oley! Loy loy loy! Şey 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 şey! Ne oldu? Sen ne yaptın? Anahtarlarımız yok bizim. Eve nasıl gireceğiz? Ayol merak etmeyin. Bende var. Ananasta kaldı anahtar. Boş verin. Ne olursa olsun halaya devam. Hoppa! Hey, 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 hey.